Merhaba. Gözümüzün önünde olan dünyayı resmetmek bile yeterince zorken, sanatçı bir rüyayı nasıl canlandırabilir? Veronese'nin Azize Helena'nın Rüyası isimli tablosuna bakmaktayız. Bu tablonun kompozisyonunun Rafael'in bir çiziminden esinlenerek yapıldığı düşünülüyor. Son derece kuvvetli bir kompozisyon. Yoğun geometrik bir düzen var. Rönesans dönemi sanatçılarından Rafael'in eserinden esinlenilmiş olması kuvvetli bir ihtimal. Kare oluşturan açık bir pencere var. Burası rüya alanı. Burada Azize Helena'nın rüyasını görüyoruz. Yumuşak tonlarda, altın ve beş tonlarındaki gökyüzünü görüyoruz. Havadaki iki sevimli melek oldukça ağır gözüken tahta haçı taşıyorlar. Azize Helena Yüzlerce yıldır gömülü olan Hazreti İsa'nın gerildiği gerçek çarmıhın yerini rüyasında görüyor. Bu çarmıh Hristiyanlar için çok önemli bir kutsal emanet ve dini önemi sebebiyle aynı zamanda çok kuvvetli bir siyasi simge. Elena, İmparator Konstantin'in annesi, oğlunu temsilen hem dini hem diplomatik amaçlı seyahatler yapıyor. Konstantin kısa süre önce Hristiyanlığı suç olmaktan çıkartmış. Annesi Elena Hristiyan. Oğlu Konstantin ise hayatının ilerleyen dönemlerinde Hristiyanlığı kabul edecek. Hristiyan öğretisindeki bu önemli ana, Azize Elena'nın gerçek açın yerini rüyasında görmesine tanık oluyoruz. Gördüğümüz sahnenin zarafeti ve asaleti, Veronese'nin Venedik resim sanatının en önemli ustalarından biri olduğunu hatırlatıyor. Venedikli ressamlar özellikle renk kullanımlarıyla ünlü. Ve bu resimde de renklerin inanılmaz güzellikteki uyumunu görüyoruz. Resme uzaktan baktığımızda bile kumaşın üzerine vuran ışığın beyazlığını veya etekteki kıvrımların derinliğini görebiliyoruz. Bu tarz fırça kullanımını Velázquez'in son dönemlerine kadar pek görmeyiz. Başlıkla giysinin arasında kalan beyaz bölgede güzel arabesk kıvrımlar var. Sıcak renkler olan altın, pembe ve portakal tonlarıyla soğuk renkler olan taş rengi, bej ve grinin tezatı çok hoş bir ahenk yaratmış. Renk skalası oldukça dar olmakla birlikte sanatçı renkleri kullanırken ton farklılıklarını vurgulamayı başarmış. Sanatçının ışığı vurgulamak için beyazı, bazen de beyaz ve altın tonlarını tercih ettiğini görüyoruz. Etekte oldukça koyu kırmızı tonlar da var dizlerinin arasındaki bölgede açık fırça darbeleri görüyoruz. Burada gördüğümüz renk seçimi, gölgeler ve fırça kullanımı ilerleyen dönemlerdeki Rubens veya Velázquez gibi sanatçılar için örnek oluşturacak. Veronese, figürün bedeninde gördüğümüz ahenkli renkler, fırça kullanımı, kıvrımlarla arka planda gördüğümüz mimari ögelerin yalınlığı ve düzlüğü arasında hoş bir tezat yaratmış. Meleklerin taşımakta olduğu haç da gerçek gibi gözüküyor. Haçın düzlüğü ve yalınlığı meleklerin canlılığıyla tezat oluşturuyor. Ve ayrıca pencerenin dışında yani rüyada gördüklerimizle gerçek dünya arasında da kontrast var. Bu pek çok kontrastı içinde barındıran bir resim. Mimari ögelerin sertliği, fırçanın kullanımı, rüya ve gerçek. Bu tablo ilerleyen dönem sanatçılarının ışığın ve renklerin kullanımı, renklerin ahengi, boyama tarzı açısından örnek alacakları bir eser olacak. Şimdilik hoşçakalın.